Karanlık bir uzayın ortasında dev bir kara delik düşünün. Her şeyi yutan bu kozmik canavar, yok edilen yıldızların mezarı gibi görünebilir. Peki ya aslında bir hilebaz ise? Yuttuğu her şeyin bilgisini yok etmek yerine, onu evrenin başka bir köşesine fısıldıyorsa? Bu video, kara deliklerin bilgi paradoksuna getirilen holografik çözümü anlatacak. 1970'lere geliyoruz. Stephen Hawking, kara deliklerin aslında tamamen kara olmadığını, Hawking ışıması denilen kuantum bir süreçle yavaş yavaş buharlaştıklarını öne sürdü. Bu süreçte olay ufku civarında sürekli sanal parçacık çiftleri oluşur. Normalde birbirlerini yok eden bu çiftlerden biri kara deliğe düşerken diğeri kaçabilir. Kaçan parçacık pozitif enerjili, düşen ise negatif enerjide olduğundan kara delik enerji kaybeder. Kütlesi azalır. Sonuçta yeterince uzun zaman ölçeğinde kara delik tamamen buharlaşabilir. Bir kara deliği bekleyip yok oluşunu izlemek. Fakat burada büyük bir problem ortaya çıkmakta. Bilgi paradoksu. Hawking'in hesabına göre kara delik buharlaştığında içine düşen tüm parçacıkların bilgisi, kimlikleri, özellikleri ve bunun gibi rastgele Hawking ışınımı olarak evrene yayılıyor. Sonunda kara delik yok olup bilgi de geri dönüşsüzce kayboluyor gibi görünür. Oysa fizik yasalarımız, özellikle kuantum teorisi, bilginin asla tamamen yok edilemeyeceğini söyler. Yani evrende bilgi kaybolmaz. Bir şekilde saklanır veya dönüşür. Ama yok olmaz. Hawking'in iddiası ise tam tersine işaret ediyordu. Ve bu fizikçileri derin bir krize soktu. Bilgi paradoksu şöyle özetlenebilir. Bir kara deliğe attığınız ansiklopedi yanarak yok olsaydı bile kül ve dumanında kodlanmış bilgi hala prensipte mevcuttur. Termodinamiğin ikinci yasası gereği. Ama kara deliğe atınca Hawking'e göre bilgi geri alınmaz biçimde siliniyor gibiydi. Bu kuantum mekaniğinin üniterliği ile çelişir. Üniterlik kapalı bir sistemin başlangıçtaki saf kuantum durumunun zamanla yine saf kalması, yani bilgi içsel olarak korunması demektir. Eğer kara delik bilgi yok ediyorsa evrenin temel kurallarından biri bozuluyor demektir. İşte Hawking ve Susskind arasındaki ünlü kara delik savaşı bu konuda yaşandı. Tam 30 yıl süren tartışmaların ardından Hawking 2004'te hatayı kabul etti ve kara deliklerin bilgiyi yok etmediğini ima eden fikirlere sıcak bakmaya başladı. Peki bilgi nereye gidiyor olabilir? Bilim insanları paradoksu çözmek için çeşitli fikirler öne sürdüler. Bunların içinde en çarpıcı olanlarından biri holografik ilke oldu. Jared Hooft'un ortaya atıp Leonard Susskind'in sicim teorisiyle geliştirdiği bu fikir, kara deliğe düşen her şeyin bilgisinin aslında kara deliğin yüzeyinde, yani olay ufkunda depolandığını söyler. Adeta kara deliğin 3 boyutlu içeriği 2 boyutlu yüzeyine bir hologram gibi kodlanmıştır. Böylece dışarıdan bakınca bilgi kaybolmuş gibi görünse de aslında olay ufkunun üzerinde ince bir tabaka halinde tüm bilgiler saklanmaktadır. Holografik ilke konseptine göre 3 boyutlu bir cisim, örneğin bir yıldız, 2 boyutlu bir yüzeyde kodlanmış bilgi sayesinde adeta bir hologram gibi temsil edilebilir. Kara deliklerin yüzeyleri olay ufku içlerine düşen her şeyin bilgisini kodlayan bir hard disk gibidir. Bu fikir Hawking'in bilgi kaybolur iddiasına güçlü bir alternatif sundu. Eğer bilgi kara deliğin yüzeyinde korunuyorsa kara delik buharlaştığında bilgi tamamen yok olmaz. Sadece evrene geri salınır. Belki de karmaşık bir şekilde kodlanarak. Holografik ilke başlangıçta kara delikler için öne sürülmüştü. Fakat sonradan anlaşıldı ki evrenin tamamına uygulanabilir. Belki de biz dahil her şey evrenimizin sınırındaki 2 boyutlu bir ekrandaki bilginin 3 boyutlu yansımasıyız. Bu elbette hala teorik bir fikir. Matematiksel olarak tam ispatlanmış değil. Ancak kara deliklerin bilgi saklama kapasitesine dair muhteşem bir ipucu verdi. Belki evren dev bir kozmik sinema perdesindeki holografik bir film gibidir. Gerçeklik sandığımız şey perdeye işlenmiş bilginin projeksiyonu. Holografik ilkenin en somut uygulaması kuramsal fizikte devrim yaratan ADC-CFT ikiliği, antidesitler uzayı ile konformal alan teorisi arasındaki dualite sayesinde geldi. Bu ikilik evrenin holografik açıklamasını sunar. Örneğin 5 boyutlu bir antidesitler uzayında geçen kütle çekim gravitasyon teorisi ile onun sınırında yaşayan 4 boyutlu bir kuantum alan teorisi birbiriyle tamamen eşdeğerdir. Yani iki farklı dille yazılmış gibi gözüken fizik aslında aynı hikayeyi anlatır. Bu durumda ADS içindeki bir kara deliğin bilgisi sınırdaki CFD'de farklı bir formda korunmaktadır. Kara delik bilgi paradoksunu çözmek için fevkalade fikir bir alet çantası sağladı. Çünkü ADC-CFD'de bilgi kaybolmaz. Sınırdaki teori sıradan kuantum kurallarına tabi olup üniterdir. Dolayısıyla dual olarak kara delikte de bilgi korunmalı. Fakat nasıl?
İşte burada entropi ve dolanıklık kavramları devreye giriyor. Şimdi burada biraz durup entropi kavramına değinelim. Çünkü hem kara deliklerin termodinamiğinde hem de bilgi paradoksunda kilit rol oynuyor. Entropi kabaca bir sistemdeki düzensizlik ya da bilgi eksikliği ölçüsü olarak düşünülebilir. Bir kitabı yakarsanız harfler kül içinde karmakarışık dağılır. Entropi artar. Zamanda ileriye doğru günlük deneyimimizde hep entropi artar. Bu da zaman doku dediğimiz tek yönlü akışı belirler. Kara delikler ise evrendeki en entropili cisimlerdir. Öyle ki ünlü Bekenstein-Hoffman formülü bir kara deliğin entropisinin olay ufku alanıyla sınırlı olduğunu gösterir. Bir galaksi dolusu maddenin tekillikte sıkışıp kalması muazzam bir bilgi saklama potansiyeli meydana getiriyor. Eğer entropi yükselmesi zamanı ileri götürüyorsa, kara deliklerin buharlaşıp yok olmasıyla enformasyonun geri kazanılması zamanın okuna ters mi düşer? Aslında hayır. Tam tersine, eğer bilgi hiç yok olmuyorsa fizik yasaları mikroskopik düzeyde zaman simetrik kalır. Yani kuantum mekaniğinin denklemleri zamanı geri sarsa bile çalışır. Her ne kadar makroskopik olarak entropi nedeniyle pratikte zaman geri gitmese de. Bu bazı teorik fizikçilerin düşündüğü kozmolojik zaman simetrilerine de göz kırpar. Örneğin bir hipoteze göre büyük patlamanın öte tarafında zamanın geriye aktığı bizim evrenimizin ayna görüntüsü olan bir anti evren olabilir. Bu tür fikirler evrenin temel yasalarının aslında zaman konusunda taraf tutmadığını, tek yönlülüğün bizim istatistiksel bakışımızdan kaynaklandığını öne sürüyor. Kara delik bilmecesinde de eğer çözüm bilgi saklıyor ise evrenin derinlerinde zamanın her iki yönde de işlemesine imkan veren bir tutarlılık var demektir. Tekrar holografik evrene dönelim ve elimizdeki aracı tanıyalım. Rui Takanayagi formülü. Bu formül ADC CFT ikiliğinde sınırdaki bir sistemin kuantum dolaşıklık entropisini hesaplamak için devrimsel bir yol sunar. Diyor ki, sınırdaki CFD tarafındaki belli bir bölgenin entropisi, bulk ADS tarafındaki uzayda o bölgeye denk gelen minimal yüzeyin alanı ile hesaplanır. Örneğin holografik evrende bir dilim alıp ikiye böldüğümüzde, sınırdaki yarım evrenin entropisini bulmak için ADC içindeki en küçük ayırıcı yüzeyi buluyorsunuz ve alanını ölçüyorsunuz. İşte o alan Planck biriminde 4'te 1'ine indirgenmiş haliyle entropiyi veriyor. Bu inanılmaz bir köprü. Uzay zamandaki geometrik bir büyüklük, alan, kuantum bilgi kuramındaki bir büyüklüğe, entropiye eşit. Başka bir deyişle uzay zaman ile bilgi arasında doğrudan bir bağlantı var. Fizikçi John Wheeler'in ünlü deyişiyle it from bit, yani madde, özünde bitlerden, bilgi birimlerinden oluşur. Rui Takanayagi formülü tam olarak bunu somutlaştırıyor. Kara delik içeren durumlarda ise bu formülün basit hali yeterli değil. Çünkü Hawking ışınımı gibi kuantum alan etkilerini de hesaba katmak gerekiyor. İşte burada formülün kuantum düzeltmeleri devreye giriyor ve bize genelleştirilmiş entropi kavramını veriyor. Bir kara delik artı radyasyon sisteminin entropisini hesaplarken yalnızca kara delik yüzeyinin alanı değil, aynı zamanda kara delik ve radyasyon alanındaki kuantum alanlarının entropisini de eklemeliyiz. Bu toplam genelleştirilmiş entropi formülüyle ifade edilir. İlk terim klasik Bekenstein-Hawking alan entropisi, ikinci terim ise kuantum madde alanlarının, örneğin Hawking radyasyonunun iç dolanıklığının entropisidir. Rui Takanayagi'nin kuantum güncellemesi diyebileceğimiz bu fikir, QS yani kuantum ekstremal yüzey reçetesine yol açtı. Artık entropiyi hesaplarken uygun yüzeyi bulmak için sadece alanı minimale indirgemek yetmez. Genelleştirilmiş entropiyi minimize eden yüzeyi bulmalıyız. Bunun anlamı şudur. Bazen en küçük alanlı yüzeyi almak yerine alan artı madde entropisi toplamını en küçük yapan farklı bir yüzey seçmek gerekir. Özellikle de kara delik buharlaşması gibi durumlarda şaşırtıcı bir şey keşfedildi. Bu en uygun yüzey başlangıçta kara deliğin içini kapsamayan bir yüzeyken belli bir süre sonra birdenbire kara deliğin içine doğru atlayıveriyor. QS hesaplamalarına göre Hawking radyasyonunun entropisini hesaplarken bazen kara deliğin içinde bir ada bölgesinde dahil etmek gerekiyor ki genelleştirilmiş entropi minimize olsun. İlk duyulduğunda kafa karıştırıcı gelebilir. Kara deliğin içi nasıl olur da dışarıdaki radyasyonun entropisine dahil edilir? Fakat bu tam da holografik yaklaşımın bize öğrettiği tuhaf fakat tutarlı bir çözümdür. Hawking radyasyonu toplamaya devam ettiğimizi düşünün. Başlangıçta radyasyon tamamen kara deliğin dışından geliyor. Kara deliğin içi ile bağı yok gibi. Bu durumda radyasyon entropisi sürekli artar. Çok karışık termal bir sızıntı çünkü. Ve Hawking'in orijinal hesaplaması da tam bunu veriyordu. Ama bir süre sonra kara delik kütlesinin yarısını kaybettiği, yani içeride kalan entropinin dışarı çıkanla eşitlendiği kritik anda yeni yayılan radyasyon daha önce çıkan radyasyonun bir kısmını arıtmaya, yani onunla dolaşıklık kurarak düzen getirmeye başlar.
Bu noktadan sonra radyasyon entropisi artık kalmaz. Aksine düşmeye başlar. Çünkü dışarı kaçan fotonlar içeride kalmış bilgi kırıntılarını da beraberlerinde getirmektedir. Bu durum başlangıçta yükselen bir entropi eğrisinin tepe yapıp düşmesiyle gösterilir. Ki biz buna Page eğrisi diyoruz. En sonunda kara delik tamamen buharlaştığında dışarıda kalan radyasyonun entropisi sıfıra geri döner. Yani radyasyon aslında saf bir durumdur. İçerdiği bilgi sayesinde başlangıçta kara deliğe düşen her şeyin aynısını belki karışık bir halde de olsa temsil eder. Evren büyük bir sır küpü olabilir ama asla bilgiyi imha etmez. Onu ustalıkla saklar. Ada formülü bu Page eğrisini düzgün şekilde elde etmenin reçetesini sunuyor. Hesaplamalar gösteriyor ki başlangıçta entropiyi belirleyen Quas, kara delik içini dışlamaktadır. Yani ada yok. Fakat Page zamanına ulaşıldığında yeni bir Quas çözümü devreye girer. Bu yüzey kara deliğin içinde bir bölgeyi ada olarak dahil eden bir şekle bürünür. Sonrasında radyasyon entropisi hesaplanırken sanki kara deliğin içindeki o ada parçası da radyasyonun parçasıymış gibi davranır. Bu teknik olarak entropi hesaplamasında izleyeceğimiz Cauchy dilimini uzay zaman dilimleyen anlık uzay kesitini kara deliğin içini kapsayacak şekilde genişletmek anlamına gelir. Radyasyonun entropisi beklediğimiz gibi düşmeye başlar ve Page eğrisi elde edilir. Teori kendisiyle tutarlı hale gelir. Üniterlik kurtarılmıştır. Daha somut bir benzetmeyle kara delik içine atılan bilgiyi önce kendi içinde kilitli bir kasaya koyuyor. Hawking ışınımı ilk başta bu kasanın dışından gelen anlamsız bir parazit gibidir. Şifreli bilgi kırıntıları taşır ama işe yaramaz görünür. Zamanla kara delik kütle kaybedip kasa küçüldükçe anahtar niteliğinde veriler ışınımla birlikte dışarı sızmaya başlar. En sonunda tüm kasa çözülür ve içindeki bütün sırlar evrene yayılmış olur. İlk bakışta Hawking radyasyonu gelişigüzel bir tükenmiş enerji parıltısı gibi dursa da aslında içine düşen her bilginin şifreli bir yansımasını içerir. Ada çözümü ve holografik yaklaşımlar günümüzdeki kara delik bilgi paradoksunu çözmede en popüler ve ikna edici senaryoyu sunuyor. 2012'de Almheiri, Marov, Olhinsky ve Sully adındaki 4 fizikçi kara deliğin bilgi paradoksunu çözmek için olay ufkunda fiziksel bir ateş duvarı olabileceğini önerdiler. Bu ateş duvarı kara deliğe düşen herhangi bir şeyi anında yakarak içerideki kuantum durumlarla dışarı kaçan Hawking radyasyonu arasındaki dolanıklığı kasten bozar şeklinde tasarlandı. Böylece bilgi iki kez kodlanmaz. Paradoks önlenir. Fakat ne pahasına? Eğer bir ateş duvarı gerçekse kara deliğin olay ufkunu geçen bir gözlemci anında kavrulacak demektir. Oysa genel görelinin ünlü eşdeğerlik ilkesi serbest düşen bir gözlemcinin olay ufkunu fark bile edememesi gerektiğini söyler. Ateş duvarı fikri bunu ihlal eder. Dahası dolanıklığı yok etmek demek kuantum mekaniğinin temel prensiplerinden birine aykırı hareket etmek demektir. Yani firewall senaryosu öyle bir noktaya getiriyor ki 3 temel fizikten birini feda etmek zorunda kalıyoruz. Bilginin korunumu, 2 Einstein'ın eşdeğerlik ilkesi yani klasik yerçekimi kuralları ya da 3 kuantum alan teorisinin doğruları. Bunlardan en az biri yanlış olmalı diyorlar. Tabii hiçbir fizikçi bu seçeneklerden herhangi birinin yanlış olmasını istemez. Zira her biri defalarca doğrulanmış ilkelerdir. Ateş duvarı bu yüzden çoğu kişiye son çare gibi geldi. Belki de doğada böyle çılgın bir şey yoktur. Çözümü başka yerde aramalıyız dedirtti. Nitekim holografik Quas ve ada çözümü firewall'u gereksiz hale getiren bir çıkış yolu sunmuş görünüyor. Ada formülünde dolaşıklık, dolanıklık kırılmıyor. Aksine iç bölgeyle dış radyasyon arasındaki dolanıklığın hesaplanma şekli değişiyor. Böylece ne genel görülüğü feda ediyoruz ne de kuantum mekaniğini. Bilgi ufukta bir duvara çarpmadan sızarak kurtuluyor diyebiliriz. Öyle görünüyor ki kara delikler onları yüklediğimiz o hiçbir şey kaçamaz imajının aksine belki de evrendeki en büyük sır tutucular ve ifşacılar. Fizikçiler kuantum mekaniği ile genel görülüğü aynı potada eritmeye bir adım daha yaklaştı. Holografik yöntemler özellikle ADC-CFT ikiliği ve ondan türeyen entropi formülleri kara delik bilgi paradoksunu çözmede en güçlü aday haline geldi. Kara deliklerin buharlaşma sürecini holografik bir gözle inceleyerek Page eğrisinin teorik olarak elde edilmesi ve bilginin korunabildiğinin gösterilmesi, kara delikler bilgi yok eder mi sorusuna verilen cevabı büyük ölçüde hayır yok etmiyor şeklinde değiştirdi. Bu da kuantum mekaniğinin temel ilkelerinin özellikle üniterliğin evrenin en ekstrem koşullarında bile geçerli kalabileceğine işaret ediyor. Eğer her şeyin özü bilgi ise mesafeler ve zaman gibi kavramlar bu bilginin bizim algımızdaki yansımalarından ibaret olabilir. Bilim insanları V'lerin it from bit deyimini yeniden hatırlıyor. Evrenin dokusunun temelinde belki de sıfır ve birler yani bilgi birimleri yatıyor. Kuantum dolaşıklık uzay zaman geometrisini kuruyor. Bilgi akışı zamanın akışıyla iç içe geçiyor.
son bir düşünceyle bitirelim. Diyelim ki tüm bu teoriler doğru ve evren aslında dev bir holografik bilgi işlem matrisi. Zaman dediğimiz akış bu işlemde bir yan ürün. Gerçeklik dediğimiz şey muazzam bir kozmik veri tabanının 3 boyutlu görselleştirilmesi. İşte evrenin en büyük bilmecelerinden birinin peşindeki hikayemiz böyle. Siz de bu konuda düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlarda paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.